Değerli dostlar, yine bir sağlık videosunda karşınızdayım. Beynin de tıpkı diğer organlar gibi yaşlandığını, ancak doğru bakımla beynin yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini belirten psikiyatrist doktor Profesör Doktor Nevzat Tarhan, beynini doğru kullanan kişi 100 yaşına gelse de hafızası, zihni pırıl pırıl oluyor. Unutkanlıkla ilgili başlangıçta erken önlem alınması önemli. Alzheimer'da unutkanlığın ancak %5-10'u genetiktir. Geri kalanı tamamen beyni yanlış kullanmayla ilgilidir, diyor. Kişinin beynini canlı tutup kullanması ve yeni deneyimlere açık olmasının önemine de işaret eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan, beyin kullan ya da kaybet kuralıyla çalışıyor. Tıpkı kuyu gibi, kullandıkça açılan bir organ. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. Bu hücreler göçüyor. Yeni öğrenmeler sayesinde hafıza zayıflamıyor, diyor. Kıymetli dostlar, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, basit unutkanlık, Alzheimer ve beyin sağlığı konusunda çok önemli açıklamalar yaptı. Unutkanlığın iyi ve kötü huylu olmak üzere iki türlü bulunduğunu belirten Nevzat Tarhan, biri basit unutkanlıktır, yani iyi huylu unutkanlıktır. Selim tabiatlı unutkanlık da deriz. Diğeri ise habis unutkanlık, yani kötü huylu dediğimiz unutkanlıktır. Bu iki unutkanlık birbiriyle çok karışıyor. 60 yaş üzerinde unutkanlık başladığı zaman bu kadar unutkanlık olur deniliyor ve Alzheimer riski göz ardı ediliyor. Evet değerli dostlar, yanlış duymadınız. Olur bu kadar unutkanlık deniliyor, Alzheimer riski göz ardı ediliyor. Alzheimer ve demansın ilk başlangıç belirtileri unutkanlık olduğu için buna dikkat etmek gerekiyor. Alzheimer ve demansın ilk başlangıç belirtileri unutkanlık olduğu için buna dikkat etmek gerekiyor. Es geçmememiz gerekiyor uyarısında bulunuyor. Basit unutkanlıklara değinen Nevzat Tarhan, buzdolabını açarsın, ne alacaktım dersin, bir düşünürsün. Telefonunu eline alırsın, kimi arayacaktım dersin, sonra hatırlarsın. Böyle unutmalar olabilir, diyor. Dünyada ve ülkemizde ortalama insan ömrünün uzadığını, dünyada da, Türkiye'de de kadınlarda 78, erkeklerde 74-76 gibi ortalama bir yaş olduğunu kaydeden Nevzat Tarhan, hatta bu ortalama 80-90'a çıktı. Mesela bir insan 60-65 yaşına geldi, unutkanlığı başladı. Bu kadar unutkanlık olur deyip tedbir almazsa bir müddet sonra bu unutkanlığın nedeninin Alzheimer olduğu anlaşılabiliyor. Kişi hayatının son 10 senesini Alzheimer olarak geçirebilir. Çünkü 85 yaşının üzerindeki kişilerde Alzheimer ihtimali %35, %50'ye kadar çıkabiliyor, diyor değerli dostlar. Beynimizin de tıpkı cildimiz gibi yaşlandığını belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan, beyni doğru kullanan, 100 yaşına gelse de hafızası, zihni pırıl pırıl oluyor. Unutkanlıkla ilgili başlangıçta erken önlem alınması önemli. Alzheimer'da unutkanlığın ancak %5-10'u genetik, geri kalanı tamamen beyni yanlış kullanmayla ilgilidir, diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir olguya da değinen Nevzat Tarhan, bu enteresan ve aynı zamanda literatüre de giren bir olgu. San Francisco'da bir matematik profesörü satrançta 8 hamle ötesini görebilirken bunun 5'e düştüğünü fark etmiş. Sonra nöroloğa gidiyor. Nörolog testler yapıyor. Bütün ölçeklerde her şey normal çıkıyor. Zeka testlerinde yaş grubu normal veri tabanı içerisinde. Daha sonra beyin check-up'ı yaptırıyor. Orada kesin tanı beyindeki plaklardan anlaşılıyor. Beyninde çok sayıda plak olduğu belirleniyor fakat kaybı yok. Sonra yapılan araştırmalarda şu çıkıyor ortaya. Beynini öyle güzel kullanıyor ki beynindeki amonoid plaklar olduğu halde beyin kendine yol bulmuş. Yeni öğrenmelerle kişinin hafızası hiç zayıflamamış, diye konuştu. Profesör Doktor Nevzat Tarhan, bir dönem beyin hücrelerinin sayısının sabit olduğunu,
Yaş ilerledikçe bu hücrelerin öldüğünün kabul edildiğini belirterek 1998'de bu keşfedildi. Ancak bu beyin hücreleri ölmüyor. Beyinde hipokampüs bölgesi var. Beynin ortasında bulunan ve hafızanın oluşturduğu bir bölge. Kök hücreler üretiyor. Kişi beynini canlı kullanırsa, yani yeni deneyimlere açıksa, ya kullan ya kaybet kuralıyla beyin çalışıyor. Kullandıkça beyin açılıyor. Açıldıkça kök hücrelerden yeni hücre üretiyor. O hücreler göçüyor. Kullandığı beyin alanı neresi ise oraya gidiyor. Orada ağlar oluşturuyor. Orada network oluşturuyor. Kişinin beyni pırıl pırıl çalışıyor. Beyinde plaklaşma olduğu halde hafıza zayıflamıyor dedi. Kıymetli dostlar, sağlıklı bir zihin ve hafıza için yaşam tarzınızın da önemli olduğuna vurgu yapıyor Nevzat Tarhan ve diyor ki, beslenme önemli, yaşam tarzı önemli, beyni kullanma kılavuzumuzun olması önemli. Beynimizi doğru kullanıyorsak, basit unutkanlığı hastalıkla karıştırıp panik yapmamak gerekir. Alzheimer'da genetiğin %15 gibi bir rolü var. %70, %80 yaşam biçiminin rolü etkili. Unutkanlık, beynimizi iyi kullanıp kullanmamayla ilgili. Beynin sağlığı için beyin dostu bir yaşamın önemli olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan, beyin dostu beslenme ve beyin dostu alışkanlıklar önemli. Beynimizin öyle bir özelliği var ki yapılan bir araştırmada bir insan kumar oynamayı 440 defa yaparsa onu artık otomatik yapmaya başladığı tespit edilmiş. Günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkar. Otomobil kullanan bir kişi hep kullandığı güzergahta ezbere gider. Daha önce oraya defalarca gitmiştir. Beyin otomatik öğrenme yapıyor. Düşünce, duygu ekleyince inanış oluyor. Tekrar edince alışkanlık. 6 ay tekrar edince bu kişilik haline geliyor. Onun için tekrarlar çok önemli. Yanlış bir şeyi de tekrar ettiğinde alışkanlık oluyor. Onun için ileri yaşta insanın en çok hata yaptığı şey alışkanlık tuzaklarıdır. Alışkanlıklar zihinsel tuzaktır uyarısında bulunuyor değerli dostlar Nevzat Tarhan. Ayrıca diyor ki Nevzat Tarhan, yeni deneyimlere açık olan kişilerin beyinleri sürekli pırıl pırıl çalışıyor. MR cihazına sokuyoruz. Beyninin her tarafı her konuda aktif. Hatta şuna benzetiliyor. Bir vadi düşünün. Yazın vadide eğer sulanmayan bir alan varsa sapsarıdır ama eğer bir yere bakılıyorsa, sulanıyorsa ağaçlı, çiçekli, kuşlu, yemyeşil alandır. İnsan beyni de böyledir. Bakımlı alanlar beyinde hareketli, canlı, dinamiktir. Bu kullanmayla ilgili. Kullanılmayan alanlar kurumuş vadi gibi kuruyup kalıyor. O nedenle burada önemli olan büyük fotoğrafı görerek beyni ustaca ve bilgece kullanmaktır. Beyni kullanabilmek unutkanlığı önlemede en önemli basamak. Beynin yaşlanmasına karşı en büyük çözümdür beyni çalıştırmak. Peki beyin sağlığını korumak ve beyin yaşlanmasını önlemek için neler yapmalıyız ya da neler yapabiliriz? Nevzat Tarhan'ın bu konuda da önerileri var. Diyor ki, beynimizi günlük yaşam aktiviteleri içinde yoğun kullanmalıyız. Bulmaca ve sudoku çözmekten daha önemlisi, örneğin her gün aynı yoldan gitmek yerine farklı yollardan gidilmesi. Yani hep aynı alışkanlıkları devam ettirmeyin. Sık sık yeni alışkanlıklar geliştirin. Sık sık pozisyon değiştirin. Alzheimer hastalığında beynin yeni öğrenme yapamadığını kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan, Alzheimer hastaları eskileri çok iyi hatırlar ve anlatır ama yeni şeyleri hatırlayamaz, unutur. Alzheimer'ın tipik özelliğidir. Buna retrograd amnezi diyoruz. Alzheimer çok ilerlediği zaman eşini unutur ama anne babasını unutmaz. Çünkü küçüklüğe dair şeyler beyinde kalıyor. Bu nedenle Alzheimer hastalığında beyin yeni öğrenmeleri yapamıyor, diyor. Kişinin yeni öğrenmelere açıksa beyni sürekli çalışıyor, diyor ayrıca. Değerli dostlar, buraya kadar anlattıklarımızın özeti aslında şu. Beynimiz de kuyu gibi, kullandıkça açılan bir organ. Profesör Doktor Nevzat Tarhan bu cümleyi bakın nasıl açıyor. Beyin devamlı yeni öğrendiği için katmanları hep canlı kullanıyor.
Beyin ya kullan ya kaybet kuralıyla çalışıyor. Bu nedenle kuyuya benziyor. Kuyudan su çektikçe kuyu nasıl açılıyorsa beynimiz de kullandıkça açılan bir organdır kuyu gibi diyor değerli dostlar. Evet, bu saatten sonra genç yaşlı demeden ne yapıyoruz? Evet, alışkanlıklar önemli ama alışkanlıkların dışına çıkıp beynimizi daha diri, daha canlı tutuyoruz.